Merhaba sevgili dostlar. Vehben Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok güzel bir kokuyla uyandım. Kaktüslerimin %90'ı açmış. Sadece bu 4 tanesini buraya getirdim. Böyle toplu halde göstermek istedim. En çok sevdiğim bu ve bu. Onu çok seviyorum. Müthiş kokuları var. Şu an o kadar yoğun bir koku var ki avluda inanamazsınız. Keşke kokuyu da yansıtabilseydim. Daha önce bu çok yavru veriyordu. Şimdi artık sadece bu yavrusu var. Oo, çok kurumuş. Su vermem lazım ama bitki besini de getirmediğim için şu an su vermek istemiyorum. Yolum düşerse bitki besini alacağım. Onlara vereceğim. Şunlara bakar mısınız? Evet. Böyle. Göstermek istiyorum. Ördeklerim de çevremde dolanıyor. Hala düzen oturtamadım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Neyse bunları bırakıp öbür tarafa gidelim. Büyüğünden küçüğüne açmış bugün. Kimisi de tomurcukta. Sandığın içinde bakın. Bu da açmış. Ama yetişemiyorum oraya. Önümde bir sürü kaktüs var. Onun için yetişemiyorum. Evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir saat sonra, iki saat sonra bunların hepsini tozlayacağım. Kimisini karışık, kimisini de çaprazlama yapacağım. Ona yetişemiyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Bu taraftan gideyim. Önümde hem bunlar var. Hem minik minik kaktüsler var. Ay, inşallah yetişirim. Evet. Onları bu sefer bu tarafa aldım. Oradan buraya taşıdım. Videoyu kapattım, öyle taşıdım. Çünkü 1-2 saat sonra dediğim gibi tozlama yapacağım. Yoksa orada yapamıyorum. Gördüğünüz gibi sapları da çok uzun. Şimdi arkadaşlar ben de bir şeyler öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Echinopsisler çiçek sapı çok uzun oluyormuş. Hibrit olanlar kısa oluyor. Bir tane hibrit var şu an bende. Onu göstereyim. Şöyle gidelim. Bu tarafta çirkinlikler, bu tarafta güzellikler. Hibrit olan buymuş. Çiçek sapı çok kısa. Şu kadarlık bir şey. Ama yine de bunu tozladım geçen açtığımda, ilk defa açtığımda. Bir sürü kapsül elde ettim. Bunlar sanırım ölmüş mü? Yok. Üzerlerine yağmur yağdığı için. Bu kapsüller fazla büyümedi. Neden bilmiyorum ama demek ki durum böyleymiş. Ama bu kapsüller çok büyüdü. Olgunlaşmalarını dört gözle bekliyorum. Ördeklerim de güneşe çıktılar. Göstereyim. Bunlar Amerikan ördeğiymiş. Çok akıllılar. Taşıyorlar. Yediklerini hazmedebilmek için taşıyorlar.
Evet, konumuza dönelim sevgili dostlar. Şimdi bunları bu tarafa getirdim. Şunları. Ama ötekilerini getiremeyeceğim. Bir kısmını getiremeyeceğim çünkü çok uzaktalar ve kasanın içindeler. Onları tozlamak istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok uzaktalar benden. Küçücük küçücük açar bunlar. Hem çok bereketli hem çok çiçek açar bu. Özellikle bu pembe. Ve aşırı derecede yavru verir. Bunu da kasaya dikmiştim mix olarak. Böyle bir güzellik açtı bunda. Bunun açmasını dört gözle bekliyorum. Çünkü bu violever de yıkamadım dün, unuttum. İnşaat tozu var üzerinde. Yıkamam lazım zarar görmesin diye. Ben genelde öbür taraftaki sukulentleri yıkadım ama bu aklıma gelmedi. Evet, bunun da çiçek kapsülü, tohum kapsülü pardon. Bunun da tohum kapsülü çok büyük. Çiçeği de çok hoş. Rengi çok hoş. Daha şimdi açtılar da pek bazıları tam goncasını açmadan ben çekim yapıyorum. Onun için bazıları böyle kapalı duruyor. Burada daha tam açmadı. Hibrit dediğim. Bunun çiçeği çok büyük. Bakar mısınız? Kocaman. Ama bunun çiçeği küçük. Bu sefer de değişik açtı bu. Daha önce daha koyu açıyordu. Böyle dün bunları tozladım. İnşallah tutar. Sarıyla tozladım, böyle lobilyayla. Bunları da tozladım. Bunun rengi muhteşem. Evet. Bu da açmak üzere. Fark etmemişim. Bakalım ne renk açacak. Çünkü karıştı ya. Daha önce damda koymuştum onları. Şimdi tamamen karıştılar. Açmadan hangisi hangisi olduğunu bilemiyorum. Evet. Bu da Macaristan'dan geldi arkadaşlar. Macaristan'dan geldi. Çok güzel bir çiçek yapısı var ama ben de daha açmadı. Bakalım inşallah açar. Çünkü gönderen arkadaş da açmış gördüm. Çok güzel bir çiçeği var. Lobilyalar 2-3 gün sürekli açıyor ama bu daha açmadı. Dün açmıştı kırmızı olarak. Ama daha açmadı bende. Genel bir görüntü. Ve leş kaktüslerine gidip bakayım. İlk önce bunları bir daha göstereyim size. Bu güzelliklere söyleyecek söz bulamıyorum. Şimdi arılar gelecek. Onların tozlamalarını istemiyorum. Kahvaltıdan sonra onları tozlayacağım. Çünkü ben kendim istediğim renklerle tozlamak istiyorum. Mesela buyla bu çok güzel büyük bir çiçek yapısı var. Tozlarsam harika olacak. Özellikle büyük olanları seçiyorum. Ve değişik renkte olanları seçiyorum. Öyle mix yapıyorum bazen. Bazen de çaprazlama. Bunları çaprazlama yapacağım. Şunların ikisini çaprazlama yapacağım. Ötekilerini mix. Bir kısmını mix, bir kısmını mesela bu pembeyle çaprazlayacağım. Bunu bilmiyorum. Bu aşırı derecede büyüyen bir tür. Bu çok büyür. Sütun kaktüs gibi büyür. Kocaman olur ama alt gövdesi de çok kocaman olur.
Bu sefer ne yapacağım? Küçük olan kaktüslerle tozlayacağım. Böyle kocaman bir kaktüs çıkacak ortaya ve değişik bir renkte. Ama tabii ben onu görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum. Bakalım. Hadi bakalım sukulentlere. Pardon, leş kaktüslerine. Bunlar da tomurcuktu arkadaşlar. Bunun rengi koyu. Koyu bordo. Bakın işte çürüme olmuş. Mu. Evet. Neyse ki ben bundan bende çok var. Biliyorum ne olduğunu. Bakayım. Evet. Bunu da Cevdet Bey'e götürüp göstermek lazım. Bakalım Cevdet Bey ne diyecek bu duruma. Dipten çürümüş. Çürümemiş de sararmış, ilginç bir şekilde hep böyle oluyor. Kaç gündür tam olarak kontrol edemedim. Bunları da değiştirmedim. Satış için dikmiştim. Kocaman oldular. Anaç. Evet. Bunlar da yakında açar. Ben bunlara bitki besini koymuyorum arkadaşlar. İstemiyorum. Çünkü gerekmiyor. Ama burada yarı gölgede oldukları için fosfora ihtiyaçları var açabilmeleri için. Bilmiyorum. Hala bir düzen tutturamadım. Hala bir düzen tutturamadım. Bu da öyle. Şimdi arkadaşlar ben köye yerleştim diye inşallah geçicidir ki geçici diye düşünüyorum. Tavuk besledim. Ördek besledim. Bahçeye bir sürü şey diktim. Salatalık diktim. Şimdi onları göstereyim size. Yukarıda salatalık diktim. Börülce diktim. Şimdi biber olmadı. Çok tarım ilacına ihtiyacı var. Onun için sadece iki tane dikebildik. Yolda giderken bunları da bu güzellikleri de göstereyim. Benim gölgem de yansıyor. Çünkü güneşi arkama aldım. Ve buradan çıkalım. Bu domates fidelerini yol kenarında buldum. Getirdim, diktim ama hibrit olduğu için pek verimli olmadı. Bir de hastalıklı çıktı. Şöyle. Bakın. Neden bilmiyorum. Bu bir tür hastalık. Böcek herhalde yiyor bunları. Bu da salatalık fidemiz. Nane diktim. Reyhan mı diyorlar buna bilmiyorum. Nanenin suya ihtiyacı var. Şu an susamış. Ve salatalık, bir tür patlıcan da diktim. Buna kavun patlıcan diyorlar. Bakalım şu an iki tane, üç tane vermiş. Onları gösterebilirsem. Açayım bunu. File getirdim, öyle yapabildim. Çünkü kuşlar rahat bırakmıyor. Bakın. Bu çok büyür. Aşırı derecede büyür. Kocaman olmuş. Bugün onu koparacağım. Hatta şimdi koparacağım. Kapatayım da öyle koparabileyim. Evet, iki tane kopardım. Bunları kızartma yapacağım. Burada da var. Of. Patlıcan olacaktı. Elimdeydi, olmadı. Düşürdüm. Burada da var.
Bu da mı büyümüş? Bir bakayım. Büyümüşse onu da koparayım. Dengemi sağlayamıyorum. Engin oldukları için. Evet, bunda maşallah bir sürü var. Neyse, şimdilik bunlar yeter, iki tane. Akşama kızartma yaparım. Bakın. İnsan kendi ürettiğini yemesi çok güzel bir duygu. Evet arkadaşlar. Bu taraftan da maydanozları da göstereyim. Şimdi ben niye bunları ince ayrıntılı şekilde gösteriyorum arkadaşlar? Ben daha önce biliyorsunuz şehirde oturuyordum. Her şeyi kendim satın alıyordum. Bahçemiz vardı ama çok küçüktü. Keşke kalaydı da her şeyi satın alaydım ama çok yapacak bir şey yok. Bunlar da maydanozlarım, salatalıklarım. Salatalığı gösteremiyorum. Bunlar da burada çok güzel maydanozlarım oldu. Filenin altından göstermeye çalışıyorum. Çünkü kuşlar onları yiyor. Maydanozları değil de salatalıkları yiyor. Bakın. Nerede salatalıklarım? Biberler olmadı. Şöyle biberler, kırmızı örümcek dadandı onlara. Olmadı. Şimdi börülcelerimi de göstereyim. Buraya gelirken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü burada yılan çok. Yılanlardan korunmaya çalışıyorum. Evet, bunlar da börülcelerim. Bana yeter. Şu kadar. Susamışlar. Su vermem lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Zeytin ağaçlarının altına diktim. Başka çarem yok. En çok burası güneş görüyor. Ve asma yaprağı koparacağım bugün. Bundan. Bu ilaçlanmadı. Asma yaprağını koparacağım. Yemek yapacağım bugün. Evet sevgili dostlar. Birdenbire kendimi böyle bir hayatın içinde buldum. Lüks içinde yaşarken. Neyse. Yine Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki ailemin hepsi sağ çıktı. Hepsi sağlam çıktı. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Biz sağlam çıktık ailecek. Ben, eşim. Tamam, evlerimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yine çok şükür burada bir evimiz var. Bu köye sığındık. Ne diyeyim, bazen söz etmek istemiyorum ama insan ister istemez önüne geliyor. Ve bahsetmek zorunda kalıyor. Çünkü hayatım değişti. Hoşça kalın.